İstanbul'un çok güzel sebilleri var. Bu sebillerde kandil günlerinde özellikle kışın olursa soğuk içeceklerimiz değil tabii ne var? Sıcak içecekler var. Dağıtılır, halka veriliyor. Yaz, kandillerde mutlaka ne var? Dağıtılır. İstanbul'da o sebillerde mutlaka bal şerbeti dağıtılır. Bal şerbeti, evet. Bal şerbeti deyince e, sakın işte suyu, balı sulandırıyoruz bu şekilde anlamayın. Acaba böyle mi? Hayır, siz de evde bal şerbeti yapabilirsiniz efendim. Hemen yeri gelmişken söyleyelim. Hocam bal şerbeti. Evet. Ve çok büyük şifadır. Ben tavsiye ederim. Müsait olanlar, vücudu müsait olanlar efendim. Herhangi bir sıkıntısı olmayanlar. ılık bir suya. Bakın bal şerbeti tarifini veriyorum özellikle. Ilık bir su içerisine efendim. Su bardağımızın içerisine. Bir tatlı kaşığı bal. Evet. Bir tatlı kaşığı bal. Yine bir tatlı kaşığı Sirke bir çay kaşığı limon. Sıkılmış güzel limonu sıkıyoruz, karıştırıyoruz. Bal, sirke, limon. Üçünü güzelce bir karıştırıyoruz ılık suya. Ondan sonra Bismillah güzelce içiyoruz. Bir için bakalım deneyim bize faydası nedir efendim. Bal şerbeti vücuda enerji verir. Özellikle sizin o günkü böyle e, daha bir enerjik, dik olmaları, dinç olmanızı sağlar efendim bal şerbeti. İşte e, değişik versiyonları var tabii. Sütle kaptılanlar var. Bunlar kandil günlerinde İstanbul'da sebillerimize dağıtılıyordu dostlarımız. Bugün de inşallah e, yazın yeni kandillerimiz olur. İstanbul'da özellikle Alman Çeşmesi dediğimiz Tan Ahmet'te bal şerbeti dağıtımı yapılıyordu. Bunlardan da e, İstanbul halkı yere geldikçe istifade ediyor. E, kendileri de uyguluyor ve mutlaka o bal şerbetinden şifa niyetiyle içmeyi ihmal etmiyordu. Efendim yeri geldi madem şerbetten bal vak, söz açıldı. Başka bir şerbetten bahsedeceğim şimdi size. Nedir? Tükenmez şerbeti. Adı gibi efendim. Evet, tükenmez şerbeti değerli dostlar. E, bununla ilgili İstanbul halkı bunu çok iyi bilir. Eski İstanbullular çok iyi bilir. Özellikle Arnavutköy tarafı, efendim Üsküdar tarafı bunu bilir. E, ee, Sarıyer tarafı bunu bilir. Neden hocam oralar dediniz? Çünkü meyvenin olduğu yerler o dönemde orada meyve ağaçlarının olduğu yerlerde mevsim meyveleriyle yapılan bir şeydir efendim. Nasıl bu hocam? Şu tükenme şerbeti nedir? Bize yapabilir miyiz? Eh yapabilirsiniz. Bakalım tarif edebilecek miyim? Siz de bir deneyin bakalım. Mevsim meyvelerinden efendim. Elma, Bemsimine göre o ne varsa işte şeftali, erik bunlar güzelce bakın tarifi veriyorum efendim tükenme şerbeti. Ama nasıl olacak? Neyin içine hazırlayacağız? Biz eskiden küp deriz. Küpümüz var turşu küpü ama ağzında ne olacak? Filke olacak bir çeşme olacak. Şimdi camdan var. Cam görüyorum güzel cam kavanoz altında ne var? Filkesi var yani çeşmesi var. Evet, meyveleri güzelce kesiyorsunuz değerli dostlar. Bu çeşmesi olan küpün ya da cam kavanozun içerisine koyuyorsunuz. Kısım, birinci kısma ne koyduk? Elma koyduk. Ne koyduk efendim? Armut koyduk. Ne koyduk? Şeftali koyduk. Koyuyorsunuz güzelce ve e, bir tas kadar şöyle bir yaklaşık 3-5 bardak kadar su döküyorsunuz. Kapatıyorsunuz ağzını, koyuyorsunuz bir kenara. Bir hafta kadar bekliyorsunuz. Bekledikten sonra efendim şerbetimizin küpümüzün ağzı açını filkeyi çeşmeyi dolacak. Oradan rahat rahat güzel bismillah deyip için. E içtiğiniz kadar diyelim ki bir bardak içtim, üç bardak içtim meyve suyu aldım değil mi? Hemen ne yapıyorsunuz? Gidip e, temiz sudan üstüne tekrar su döküyorsunuz o küpünüz üzerine. Evet, o tekrar bekliyor, tekrar şerbet, tekrar şerbet, ta ki meyvelerimiz güzelce pürenene kadar içebilirsiniz. İşte buna biz Osmanlı'da ne diyoruz? Tükenme şerbeti diyoruz. Bizim gazozumuz mu vardı? E, tükenme şerbetimiz vardı. İşte kolamız mı vardı? Tükenme şerbetimiz vardı. Evimizde yapılan, herkesin yapabileceği güzel bir şekilde tükenme şerbetleri vardı.